İşte 40 tane zincirimiz hazır. İşte burada 40 tane zincirimizi yaptık. Şimdi size şöyle bir tane resim üzerinde şunu anlatmaya çalışacağım. Şunu demek isteyeceğim. Şimdi buradan şuraya kadar böyle bir lastik kısmımız var. Burası bizim normalde şöyle çizgilerle donatılmış, yani lastik olan kısmımız. Ve şuradan buraya kadar 7,5 santimetrelik bir uzunluğumuzda şeritlerimiz oluşacak. Bizim süsümüz şu kısma gelecek. Halkalı olan bir kısmımız var. Ve şapkamızın maalesef şu çizgilerini böyle bant bir şekilde öreceğiz. Onu sonra birbirine bağlayacağız. Şimdi size göstereyim 40 tane zincirimizin boyutu da şöyle hafiften gerersek 14-15 santimetre arası şöyle hafiften koyduğumuzda 15 santimetre denk gelmekte. Ve bu bizim şapkamızın başlangıç zinciri. Buradan itibaren 2 tane daha zincir yapalım ve bundan sonra da 3. zincirimize batarak trabzan yapmaya başlayalım. Ve bizim burada 36 tane trabzana ihtiyacımız var. Biz bunlardan 36 tane trabzan sayacağız. Yani zincirimizde 4 tane zincir kala trabzanlarımızı yapalım. Sonra size ne yapacağımızı göstereceğim. Şimdi trabzanlarımızı bir 36 tane getirelim. Ve bakın devamında nasıl bir yol izleyeceğiz. Böyle her zincire batarak birer tane trabzan yapalım. Bakın 36 tane trabzanımız buraya kadar hazır. Şimdi burada 14 tane zincir yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve şuradan çaprazlama batıyoruz. Bakın ve buradan ipimizi geçiriyoruz. Ve tekrar ipimizi ip alıp zincirlere devam ediyoruz. 4 tane daha trabzan yapmaya. İki, üç, dördüncüsü de şimdi 2 tane zincir çekip dönüyoruz. Ve şimdi trabzan bellerine batacağız. Bakın. Burada trabzanın beline battık. Yine trabzan beline batıyoruz. Ve bir tane daha batıyoruz. Şimdi bakın 4 tane yaptığımız zincirle beraber trabzanlarımız gerçekleşti. Şimdi tığımızı ip alıp bu halka boyunca 24 tane trabzan yapıyoruz. Öncelikle 12 tanesini bir yapalım. 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 ve 12. Bakın, yarısı burada hazır. Diğer yarısını da halkanın diğer tarafına doldurmamız gerekiyor. 2 yine 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi bakın ne yapıyoruz. Halkamız hazır. Şimdi şu taraftan başlangıç olan yerimizden, trabzanın başladığı yerden bu halkayı geçiriyoruz. Ve şimdi tığımızı ip alıp yine trabzan beline batıp örmeye devam ediyoruz. Buradan dikkatli geçirmek gerekiyor. İşte trabzan beline batıp böyle örmeye devam ediyoruz. Bakın, burası böyle, halkamız da böyle, arka tarafı artık burayı böyle bir tamamlayalım. İşte buraya tamamladık. Bakın, halkalı tarafımız ve sonuna geldik sıramızın. Şimdi burada beyaz ipimi takacağım. Ama bir tane daha var. Onu da böyle. İki tane kala. Takıyoruz beyaz ipimizi. Ve burada şimdi şunların ikisini birden alacağım. Uç kalmaması için iki tane zincir çekiyoruz. Döndürüyorum. Ve yine şu iki tanesi kaybolsun diye artık trabzanlarımıza bakın. Şöyle beline bu şekilde batacağım. Bunları yok etmeye çalışacağım uçlarını. Ve şimdi yine her trabzan beline batarak bakın çalışmaya devam ediyoruz. Yine 36 tane trabzanımızı örelim bu şekilde. Böyle tamamlayalım çalışmamızı. Bakın buraya kadar geldim. Şimdi şu sonuncuyu da alıyorum. Örüyorum. Şimdi 14 tane zinciri yapma sırası. Ve yine halkamızı aynı şekilde dolduracağız. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Bakın. Ve yine gidiyoruz. Bakın şurada bir çaprazlama batma var. Şöyle battık. İpimizi buradan geçirdik. Ve şimdi devam ediyoruz. Şuradaki 4 tane trabzanın beline de batıp sırayı bitiriyoruz. Şimdi sıramızı bitirmek üzereyiz. Bakın, halkamızdan sonra 3 tane trabzan yaptık ve şimdi şurada zincir çekerek atladığımız sıraya da batıp
Böyle dördüncü trabzanımızı yaptık. İki tane zincir çekip üst sıraya geçiyoruz. Ve burada dağımızı yine ip alıp şöyle ikinci trabzana batıp böyle devam ediyoruz. Bakın yine buraya batıyorum. Trabzan beline. Şimdi de halkanın içine 24 tane trabzan ile dolduruyoruz. Doğrudan batıyoruz ve başlıyoruz yan yana trabzanlarımızı yapmaya. Buraya tam 24 tane trabzan ile doldurmamız gerekiyor. İşte halkamızda 24 tane trabzanımız hazır. Şimdi burada başlarken yaptığımız trabzan tepesine batıp şuradaki zincir halkasını buradan geçiriyoruz. Yine tığımızı ip alıp devam ediyoruz sıramıza trabzan yapmaya. Alt sıradaki trabzanın beline batıyorum ve trabzan yapıyorum. Battım, trabzan yaptım. Böylece sıramızı da tamamlıyoruz. Bakın iki tane oldular şimdi halkalarımız. Bunları çoğaltmaya devam edeceğiz bu şekilde. Bakın sıra sonuna geldik. Sıra sonunda da burada iki tane trabzan var. Onları da şöyle bir tanesinin beline batıyorum. Yapıyorum trabzanımı ve diğerine iki tane zincir çekip de battığımız yer aslında. Geri dönüşümüzü yapıyorum çünkü burada ip değiştireceğim şimdi. İp değiştirdim. Bakın artık ipimizi şöyle iki tane rengi buraya getiriyoruz. Ve şimdi pembe rengimi alıyorum. İki zincirimi çektim. Ve başlıyorum. Aynı şekilde trabzanlarımı yine yapıyorum. Halkamı yapıyorum. Bunu devam ediyoruz. 53 santim boyunca böyle örmeye. Bakın. Trabzan beline batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bunlar ileride çoğaldığı zaman çalışmamız şöyle birbirinin içine geçireceğimiz halkalar olacaklar bunlar. Bunu en son yapacağım. O yüzden bize şimdi öncelikle bu şeridimiz gerekli. Biz bunu şu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Yani şerit şeklinde 53 santim boyunca bunu örmemiz lazım. Aynı şekilde adımlar belli zaten. Zor bir şey yok bunda. Bakın iki ipi de her seferinde şu köşede böyle birbirinin üstüne atarak geçirmemiz gerekiyor. Bakın çalışmayı böyle yapmaya devam edeceğiz. Bir pembe, bir beyaz, bir pembe, bir beyaz sıralamasıyla bu modeli bu şekilde yapmamız lazım. İşte arkadaşlar şimdi istenen boyuta getirdik. Böyle tabakamız hazır. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Bakın. Burada bitirdiğimiz için örgümüzü buradan itibaren başlıyoruz halkalar yapmaya. Birbirinin içinden geçiriyoruz. Zincir gibi. Bu ördüğümüz örgüyü şu şekilde bakın nasıl açılıyor ve güzel bir desen halini alıyor. Bunu sıra boyunca bu şekilde birbirine zincirleme takıyoruz. Sonuçta görünen şekil bu. Bunu şöyle sıra boyunca bir yapalım. Bakın şapkamızdaki bu güzel desen ya taç gibi duran bu desenimizi bu şekilde bitirdik.
Bunu artık şimdi böyle birleştirdiğimiz zaman da burada bir aralık var bakın. Bu aralığı da birbirine şimdi birleştirmeyi göstereceğim size. Burayı tamamlayalım önce. Bakın şöyle sıra sonunda da şunu yapıyoruz. Şu iki tane ipimizi buradan geçiriyoruz. Ve şöyle pembe ipimizi alıp şuna dikkat edin. Beyaz sıramızla bitiriyoruz örgümüzü. Beyaz ile bittikten sonra burayı birleştirdiğimizi, çünkü burayı pembe ile başlamışız. Sıralama bozulmasın diye bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve şimdi birleştirmeye gelelim. Birleştirme sırasında artık beyazla işimiz bitti. O yüzden şimdi şuradan batarak pembe ipimizi bu tarafa getirelim. Sonra bir tane zincir çekip şimdi her iki tarafa da batarak şöyle sık iğne yaparak bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Sık iğne ile dikmiş olacağız. Bakın birbirine aynı anda batarak şöyle gayet de kolay. Şöyle sık iğne yaparak gördüğünüz gibi buradan da nasıl görünüyor? Şöyle arka tarafta nasıl görünüyor? Böyle dikme işlemini sağlamış olalım. Bakın şimdi dikme işlemimizi burada yaptık. Ön taraftan da böyle görünüyor. Hiçbir şekilde belli değil. Şimdi şapkamızı çevirelim. Şimdi buraya ne yapacağız? Buraya bir tane düğme takacağız. Ve ondan sonra tepe kısmımızı toplayacağız. Buraya da bir tane lastik kısmı olarak da örgümüz var. Şimdi bakın etek kısmındaki, yani şurada bir manşetimiz var. Onu yapmaya çalışacağız. Şöyle şuradaki şemada şu lastik kısmını yapacağız. Yani manşet dediğimiz. O yüzden şöyle 3 tane zincir çekiyoruz ve şuraya batıyoruz. Trabzanın yan şekilde ve her trabzana ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra bakın diğer trabzana gidiyoruz. Yatık trabzana 2 tane trabzan yapıyoruz. Diğerine gidiyoruz. Buna da 2 tane yapıyoruz. Görüyorsunuz. İkişer tane trabzanları yapıyoruz. Bunu sıra boyunca böyle devam edeceğiz. Bakın şu şekilde trabzanları oluşturalım. İşte bu sırayı da bitirdik. Bakın şimdi yaptığımız 3 tane zincirin başına batıyoruz ve sırayı birleştirdik. Şimdi yine 3 tane zincir yapalım. Bu sefer de şöyle bir önden trabzanın beline batıyoruz. Lastik yapmaya başlıyoruz. Bir tane de trabzanın arka kısmına batıp lastiğimizi bu şekilde yapacağız. Bir ön taraftan bir böyle arka taraftan batacağız trabzanımıza. Bundan sonraki 3 sırayı bu şekilde yapacağız. Bakın lastik örgüsüyle bu şekilde örmeye devam edelim. Lastiğimizin ikinci sırasını da bitirdik. Şimdi sıramızı birleştiriyoruz. Yine 3 tane zincir çekip bir üst sıraya geçiyoruz. Burada da yine önden aldığımızın yine önden batıyoruz. Ve arkadan battığımızı yine arkadan batıyoruz bu sırada da. Aynalarına takip ederek bu sırayı da dolanıyoruz. Toplamda 4 sıra olacak şekilde lastik örgümüzü yapıyoruz.
Bakın yine önden batmışız. Yine önden batıyoruz. Böyle. Gördüğünüz gibi. Yine arka taraftan olanı da yine böyle arka taraftan batıyoruz. Bu bizim şimdi üçüncü sıramız olduğu için bundan sonra bir sıra daha böyle örüp bırakabiliriz. Bu bizim lastik örgümüz. Şimdi bakın dört tane sıramız bitti. Ve sonunu yapalım. İşte yine yaptığımız zincirlerin tepesine batıp sırayı birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekip artık ipimizi kesebiliriz. İpimizi kestik. Ve bunu tabii ki örgünün içine buraya kapatacağız. Bu uçlarla beraber neyse böyle kalsın bu. Ve bakın şimdi alt lastiğimizi de yaptık. Şimdi şöyle bir tane süslü düğmem var. Bunu buraya düğme ile kapatıyorum. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi iğnemizi iplik taktık. Ucunu bağladık. Şapkamızı yine ters çevirelim. Ve bakın şimdi şöyle bir taraftan başlayalım. Şunu yapıyoruz. Şuradan batıyoruz. Şuraya batıyoruz. Böyle batıyoruz. Buraya büzeceğiz. Tepe kısmını. Şu büzme işlemini gerçekleştirerek bütün tepe kısmımızı bu şekilde dolanıyoruz. Bakın tepe kısmını güzelce dolandım ve başladığım yere geldim. Ve şimdi bunu güzelce böyle sıkıyorum tepe kısmını. Ve bunu sıktığım gibi şöyle sımsıkı da bağlayacağım. Şöyle sımsıkı. İğnemizin bulunduğu tarafı da. Sonra bu ipler şimdi içeride kalabilir. Uzun bir şekilde kalsın. Şimdi şapkamız şöyle bir hal aldı. Bakın. Gayet de hoş görünen bir şapka oldu. Şimdi bir tane pompon yapacağız tepemize. Pembe bir tane pompon. Buraya kadar tamam. İsterseniz beyaz renkte yaparsınız. İsterseniz pembe renkte. Ama pembe daha uygun olur. Çünkü lastik kısmı da pembe. O yüzden pembe rengimizi alıyoruz yine. Ve şöyle dolama işlemimizi yapıyoruz. Bunu çok 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 doladıktan sonra pomponumuzu yapacağız. Bakın bu şekilde bayağı doladım. Kalın oldu. Ve şimdi bunu böyle çıkartıp güzelce tutalım. Bu sefer de şöyle dolayalım sımsıkı. Doladıktan sonra bakın ipimi artık keseceğim. Ve bu ipin tabii ki dolamaya başladığım bir yer var. Burası. Burayı kestim. Bu benim diğer uç. Burayı güzelce sımsıkı da bağlıyorum. Tekrar bağlıyorum. Ve artık şunu yapacağım. Şapkamızın ortasına tığımı taktım. Şu iki tane ucumu buradan geçireceğim. Biri kısa, biri uzun. Artık bunları iç taraftan bakın
Şu benim yeni geçirdiğim, şurada küçük olan ip. İkisini tutup şurada daha uçlarım var. Onlarla beraber bağlayacağım. Ve artık pomponum tepeme sabitlenmiş oldu. Bu şekilde ipleri kesebilirsiniz artık. Ve şimdi şekillendirmeye gelelim. Tabii ki pomponumuzu böyle şekillendireceğiz. Şekillendirme işlemi de köşeleri keserek olacak. Bütün kıvrımlı olan ipleri kesiyoruz. Şimdi de bu taraftan. Sadece pompon yapımımızla ilgili de videomuz mevcuttur. Oradan da bakarak pomponlar hazırlayabilirsiniz kendinize. Bunu biraz daha farklı bir tarzda yaptım. İşte zaten pomponumuz oldu. Ama biz bunu daha şekillendireceğiz. Şöyle. Pomponumuzun her tarafından şöyle tutup hangileri fazlaysa bu ipleri kesiyoruz. Şekillendirmeyi bu şekilde yapın. Güzelce. Ondan sonra hazır. İşte hazırladığımız pomponlu şapkamız da bu kadar. Güle güle kullanınız artık. Ve videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Abone olursanız işte böyle yeni çalışmalarımızdan hemen haberdar olursunuz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.